Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yaylar Öncelikle ayın genel başlıklarına bir göz atalım Evet Güneş 18'ine kadar kova burcunda parlıyor ve birçok gezegenimizde kova burcunda bulunacak ay genelinde Bu da çok güçlü bir tesir Tabii ki özellikle kova burcunun etkili olduğu üçüncü ev konularınızda kova burcunda yeni ay doğacak Merkür retromuz devam ediyor Kova burcunda 23 Şubat'a kadar. Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı ay ortalarında etkinleşecek ve ay sonunda eee Başak burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet şimdi detaylara bakalım. Güneş 3. evinize aydınlatmaya devam ediyor 18 Şubat'a kadar. Hemen ayın başında 1 Şubat'ta Venüs Kova burcuna geçişini yapacak. Jüpiter orada, Satürn orada, Merkür orada. Ee, üçüncü ev alanlarında güçlü tesirler var ve sizi tabii ki doğal olarak bu temaları daha fazla gündeminize taşıyacak. Ee, iletişimle ilgili alanlardır ee, üçüncü ev ve tabii ki her türlü öğrenme süreçlerimiz zihinsel aktiviteler, bilgi paylaşımı, yakın çevremiz ki özellikle bunlar e, akrabalar ve kardeşler de olabilir onlarla ilgili konuların gündemde olduğu bir süreçteyiz. Eee ve buralarda Merkür retrosu da var. Şimdi Merkür retrosu evet 20 Şubat'a kadar bazı planlarımızı biraz aksatabilir, günlük hayatı biraz yavaşlatabilir, bazı iletişim sorunlarına yol açabilir. Buna karşı tedbirli olmakta fayda var. Özellikle kova olduğu için söz konusu olan elektrikli ve elektronik araç gereçlerdeki bazı sorunlar, arızalar, bilgisayar ve telefonda oluşabilecek problemler seyahat ve ulaşım alanında oluşabilecek trafikte oluşabilecek bazı sorunlar. Bunlar gündemde olabilir. Ee, tedbirli olmak, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Ee, gerileyen bir merkür bize Geçmişte değerlendiremediğimiz bazı işleri değerlendirme fırsatı da verebilir veya üzerinde çalıştığımız işler var veya öğrenciysek bir ders programımız var. Şimdi burada konuları şöyle bir gözden geçirebiliriz. İşte kendimizi eksik hissettiğimiz tam öğrenemediğimiz konuları öğrenmeye çalışabiliriz. Bir e, sanki gözden geçirme, e, kontrol etme dönemi gibi de çok verimli olarak da aslında kendi adımıza değerlendirebileceğimiz bir süreç. E, retrolar bize nostaljik etkiler de getirebiliyor hani yıllardır görmediğimiz kişilerden haberler alabiliriz bağlantılar kurabiliriz bir anda sürpriz olarak karşımıza çıkabilir bunlar da söz konusu tabii ki e, özellikle bazı kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili bir mevzumuz var çözüm bekleyen ve bir türlü onunla ilgilenemedik şimdi ilgilenebiliriz işte e, aracımızın kontrollerini yaptırmamız gerekiyor e, erteledik şimdi onu yaptırabiliriz örneğin Bilgisayarımızdaki dosyaları çalışma dosyalarımız özellikle yedekleyebiliriz veya onları tekrar bir gözden geçirebiliriz. Bunlar için de fırsatlarımız var. 15 Şubat'ta yeni ay doğacak Kova burcunda, 23 derece Kova burcunda. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler getiriyor tabii ki bize. Ama 20 Şubat'a kadar Merkür gerilerken bu olasılıkları artık bir değerlendireceğiz. Fırsatları gözden geçireceğiz ama hareket planlarımızı 20 Şubat sonrasına bırakmak daha doğru olabilir. Ama geçmişten gelen konularsa bunlar tabii ki bu süreç içerisinde bunları devam ettirebiliriz. Yeni bir aşamaya da taşıyabiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yaylar. 23 derece kova burcundaki yeni ay doğum haritalarınızda özellikle 23 derece ve yakınlarında kova burcunda ya da sabit burçlarda işte aslan olur boğa olur akrep olur buralardaki gezegenlerinizi daha güçlü bir şekilde etkileyecektir bu daha sert ama bir yandan da daha etkili bir tesir ortaya çıkarabilir ateş ve hava burçlarımız daha mülayim daha olumlu etkiler alıyorlar. Aslında daha şanslı etkiler de alıyorlar. Siz de bir ateş burcusunuz. Bu kova yeni ayının ve kova burcundaki gezegen birikiminin size olumlu tesirler getirmesini bekleyebiliriz. Gezegeniniz Jüpiter, Venüs de orada. İkisi de iyicil gezegen. Güneşle de temas halindeler. Güzel bir eğitim fırsatı, güzel bir belki teknolojik bir araç olabilir bu bilgisayarınızı yenileyebilirsiniz kardeşlerle ilgili güzel fırsatlar olabilir iş girişimleri olabilir bu dönemdeki mesela işle ilgili konular daha çok iletişim alanları ve dijital platformlarda olabilir örneğin işinizi biraz daha teknolojik teknolojik alanda uyumlandırabilirsiniz. Yani dijital platformlara taşıyabilirsiniz. Buralardaki altyapı çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. Gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Web sitesi hazırlayabilirsiniz örneğin. İnternet üzerinde bazı e-ticaret tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Dijital alanda eğitimler, seminerler workshoplar ve benzeri bunlara katılabilirsiniz. Hani her şeyin biraz daha teknolojiyle daha fazla iç içe olmasını bekleyebiliriz. Hava yolları, seyahatler, özellikle yine tabii uçaklar, hani buralar kova etkisi, hani sektör olarak bu alanlarda çalışıyorsanız bunlarda da belki zaman zaman röterler olabilir. Bir şeyleri tekrar değerlendirmek, gözden geçirmek söz konusu da olabilir. Ay ortalarında Satürn ile Uranüs arasında kare açı etkinleşecek. Boğa burcunda Uranüs kova burcunda Satürn var. Evet, bu e, kare açı aslında 2021'de e, dönem dönem yaşayacağımız bir açı, Haziran ayında ve yıl sonunda Aralık ayında da e, bu açıyı yaşayacağız. Satürn-Uranüs arasındaki bu zıtlaşma aslında daha çok toplumsal alanlarda biraz zorlayıcıdır. İşte yönetimlerle e, bireyler arasında bazı çatışmalara yol açabilir piyasalarda bazı dengesizliklere, spekülatif hareketlere yol açabilir. E, dijital alanlarda, yine teknolojik alanlarda, elektrik, elektronikle ilgili konularda kısıtlamalar, bazı arızalar ya da dijital saldırılar ve benzeri durumlar olabilir. Hani biraz olağanüstü konular tetiklenebilir. Hani çok fazla bireysel etkiler almak zorunda değiliz, almayabiliriz de. Ama tabii kolektifte olan bazı tesirler birisi de az çok etkileyebilir hem para konularında hem e, özellikle teknolojik alanda iletişimle ilgili konularda güvenceye bu dönemde önem vermekte fayda var 18 Şubat itibariyle Güneş artık balık burcunda ilerlemeye başlıyor sevgili yaylar sizin aile alanınızı ev alanınızı aydınlatacak e, ve şans gezegenlerimizden Venüs 25 Şubat'ta kovadan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Ayın son günlerinde aslında ilginiz, alakanız daha çok eviniz, yuvanızla ilgili konularda olabilir. Yani evde olmaktan keyif alabilirsiniz. Aile ilişkileriniz biraz daha yumuşak olabilir, daha destekleyici olabilir. Ve 27 Şubat'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunayla ayı kapatıyoruz. Bu dolunay 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası da çok etkili olacaktır. 10 Mart'a kadar da etkileri devam edebilir. Dolunaylar bir tamamlanma sürecini işaret ediyor. Bir dönüşüm sürecini işaret ediyor. Ve sizin gibi değişken bir burçta, Başak Burcu'nda, haritanızın 10. evinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz, kişisel gezegeniniz özellikle 8 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay'ın bireysel olarak size çok daha güçlü tesirleri olabilir. Kariyeriniz, özellikle toplumdaki duruşunuz, statünüz, Mesleğiniz, kariyeriniz, sorumluluklar, görevler alanında bazı dönüşümler olabilir. Evet yeni iş başlangıçları veya yani süre gelen işinizde görev değişimleri, yer değişimleri, taşınmalar ve benzeri konuları bekleyebiliriz. Evlilik ve ilişkilerle bağlantılı da kariyerinizde bazı tesirler olabilir. Bu da önemli bir etki aslına bakarsınız. Çünkü bir yay olarak büyük resme baktığımızda yıl genelinde tutulma döngüsündesiniz. E, ve ilişki dinamiklerinizde önemli etkileşimler olabilir. Özellikle aralık sonundaki tutulmanın tesirlerini şimdi bu dolunayla beraber daha güçlü bir şekilde görebilirsiniz aslında. Bu dolunay yer değişiklikleri, taşınmalar, iş değişiklikleri ve ilişkilerinizle, işbirlikleri ya da evlilik gibi ilişki dinamiklerinizle e, meydana gelebilecek yine hayatınızda toplumsal statünüzde olabilecek bazı dönüşümleri belirgin şekilde etkileyebilir. Uranüs'ün güzel bir açısı olduğu için bazı sürprizlerin, ilginç e, sizi heyecanlandırabilecek bazı fırsatların da e, gündeme gelmesini aslında bekleyebiliriz. Yani şans, fırsat ya da kariyerinizi etkileyebilecek tesirler iş hayatınızla ilgili özellikle hiç beklemediğiniz sürpriz yerlerden de gelebilir. Sürpriz kapılarda açılabilir size sevgili yaylar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.